Bekle o zaman. Aynı şeyi orada yapacağız. Evet, gün başlıyordu. Programın ikinci kısmındayız. Sayın Mehmet İşler bizimle birlikte, etik başkanımızla birlikte Türk turizmi üzerine konuşacağız. Aslında çok öncesinde tanıştığımız isimlerden bir tanesi. Ben de hem turizm hem de gastronomi mezunu olduğum için özellikle fuarlarda Mehmet İşler'le denk geliriz. Çok da güzel işler yaparsınız İzmir'de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Güzel İzmir'imize, güzel Ege'mize böyle bir değer kattığınız için son derece memnun oldum. Çok mutlu oldum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hele hele sizlerle bu kanal çok daha güçlenecek, çok daha iyi yerlere geleceğinden de şüphem yok. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bugün tabii Türk turizmi konuşacağız. Biz birçok kez aslında Mehmet İşler'le yayın yaptık. 2020 sonrasındaki hedeflerimizi konuştuk vesaire. Ama hayatımıza bir Covid-19 geldi ve Covid-19'un gelmesiyle birlikte aslında dünyada hem özel hayatımız hem sektörler çok etkilendi. Bunlardan da etkilenen en önemli Türk turizmi oldu açıkçası. Güzel açıklamalar da geldi aslında 2020 sonrası. Ben sizi ve diğer başkanlarımızı takip ediyorum. Sayın Bakanımızı da takip ediyorum. İlk sorum turizm destek paketi ile ilgili olacak. Çünkü son dönemlerde öne çıkan haberlerden, sizin de açıklama yaptığınız şeylerden bir tanesi. Ama öncelikle Covid-19 salgınının Türk turizme etkileri neler oldu? Şimdi efendim, öncelikli olarak Covid tüm sektörleri hazırlıksız yakaladı. Ama diğer sektörler bu Covid'in var olduğu andan itibaren yine evden çalışarak, yine online sistemini kullanarak, yine dijital ortamı kullanarak icraatlarını devam ettirebildiler. Fakat turizm sektörünün paydaşları, buna havayolu, buna rehberler, buna acentalar ve otelciler ve restorancılar ve eğlence yerleri, gece kulüpleri, beach club'lar, bunları koyduğumuz zaman bunların bir hizmetlerini online verebilme şey mümkün değil. Mümkün değil. Yani izolasyon pandemiyle eşdeğer giden bir şey ama ters yönde olan ise sosyalleşme. Bu sektörlerin hepsi de içinde sosyalleştirmeyi barındıran sektör. Yani siz bir kahveyi turizm sektörü olarak online misafire gönderemezsiniz. İlla o misafir o ambiyansı, o yarattığınız güzelliklerinin içerisinde o kahvenin sunumunu orada tatmak zorunda. Dolayısıyla da bu bir sosyalleştirmeye gerekiyor. Ve en çok da burada sektörler arasında turizme vurdu. Tabii turizme vurduğu zaman da burada bizim karşımıza ilk çıkan rakiplerimiz ve Türkiye. Türkiye'de ise Ege, Ege'de ise İzmir'in durumuydu. Dünyadaki rakiplerimize göre, bizim en büyük rakibimiz İspanya. İspanya'ya göre iyi bir dönem geçirdik. Yunanistan'a göre de iyi bir dönem geçirdik. Ama bu hak ettiğimiz yerde olduğumuz anlamına ve biz de her şeyden memnunuz anlamına gelmesin. Fakat bu şartlarda ve kötü olanın içerisinde iyi yarattı. Çünkü turizm sektörü artık Türkiye'de bir endüstri haline gelmiş ve kırılganlık eşiğini aştığını, güçlü altyapısı olduğunu da bu krizde gösterdi. Dolayısıyla da başta hakkını vermek lazım. Sektörün içinden gelen bir Kültür ve Turizm Bakanı'nın olmasıyla ortak dili kolay kullanabildik. Kolay aynı kelimeleri kullanarak hedefe gitmeye başladık. Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy burada fevkalade bir proaktivite ile güvenli otel sertifikasını çıkarttı. Bu yurt dışındaki yabancının algısını yönetirken, kendi vatandaşlarımızın da tatile giderken kendilerini güvende hissedebilecekleri ve bugüne kadar bilmediğimiz bir hijyen standartlarının tesislere yerleşmesini sağladı. Ve bunlarla yurt içindeki... Hatta şey, güvenli turizm sertifikasyon programı da devreye sokuldu değil mi? Bu devreye sokuldu. Biraz bundan bahseder misiniz? Bunun önemi şuydu. Zaten otellerimiz bizim hijyen kurallara göre, HACCP kurallarına göre ve ISO 9001 ve ISO 9018 gibi birçok kriterlere göre işletilen tesisler. Gerçekten çok hijyene de dikkat ediyoruz. Çünkü insanların olduğu yerde bunu yapmak lazımdı. Ama bu yetmediği gibi de yurt dışındaki bu özellikle koronavirüsün solunum yoluyla insanlara bulaşmasının riskini azaltmak için de var olan tedbirler çok daha fazla arttırıldı ve bunun için de bakanlık 16 tane akredite olmuş yurt dışı bağlantısı da olan denetim, bağımsız denetim şirketleriyle TGA açısından, Turizm Geliştirme Ajansı'nın başkanlığında
Bunu bütün tesislere, bakanlık belgeli tesislere yapılmasını şart koydu. İlk başta esnek davrandı ama sonra bunun faydasını gördü ve zorunlu hale geldi. Bunun gelmesi zaten dikkat ederseniz turizm destinasyon merkezlerinde virüsün artma sayısını insan popülasyonuyla karşılaştırdığımız zaman çok yükselmediğini gördük ve bunun da en büyük temelinde ise tedbirler olduğunu gördük. Bu da bize yurt dışı pazarlarında artı yazdı ve tahminimize göre 40 milyon civarında 2019'u kapattığımız turizm sektöründe turist olarak biz 15 milyona geleceğiz ki bu da %60'lara varan bir düşüş. Ve bu %60'lara varan düşüşü özellikle emek yoğun çalışan turizm çalışanlarının hayatlarına vurmasını engellemek için de yine Sayın Bakanımız kanalıyla Sayın Ekonomi Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da sektörün durumu arz edildi ve onlar da kısa çalışma ödeneğini çıkarttılar ve hiç olmazsa sektör bunu bu yarayı daha hafif atlatarak hiç olmazsa bu yaraya bir merhem olması adına tam sorunlarımızı çözmese bile yurt dışındaki ülkeler ekonomik güçlerinden dolayı hibe olarak verdiği birçok yardımları biz ya erteleme ya faiz almama ya da eldeki kaynakların çalışanlara kısa dönemlerde tekrar çıkartmak adına dur bekle gör politikasıyla destekleme yönüne gittik. Bu da hiç olmazsa bir nebze turizmde kalifiye olarak çalışmış, eğitimli, bu konuda kendini yetiştirmiş insanların başka sektörlere kaymasını engelleyici bir tedbir oldu. Sektörün kendisini koruyarak 2021 yılındaki tekrardan istihdam ve döviz getirici olması için ve bu gemiyi Mayıs ayına kadar yürütmemiz için de bir destek oldu. Ama bu destekte hepinizin bildiği gibi geçenlerde açıklanan bir yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir öneriyle de uzatılması söz konusu oldu. Bu da içinde sektörün lehine olacak birçok şeyi paketin içerisinde birçok maddeyi kapsıyor. O maddelere de yeri ve zamanı geldiğinde biraz sonra zaten izah etmeye çalışırım efendim. Ayrıntılarıyla değineceğiz. Tabii aslında COVID-19 böyle olumsuz etkileri oldu tabii ki ama bir taraftan da birçok kişi yazın bitmesini istemiyor. Sanki tatil dönemi süresi de uzadı. Özellikle işte bugün bizim mesela iki tane haberimiz var. Çeşme'deki otellerin doluluk oranı %75'e ulaştı diyor. Havalar da güzel gidiyor aslında. Evet. Bir taraftan israf da azaldı. Neden? Çünkü açık büfe ya da belki de her şey dahil sistemi, o çok şikayet ettiğimiz, tabii ki her şey dahil sistemin özellikle aileler için avantajlı olduğunu düşünüyorum ben ama hani turizmciler ya da esnaf açısından baktığımızda aslında çok da desteklediğimiz bir şey değil. Biraz değişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela sonbaharda İngilizler en çok Türkiye'yi tercih ediyorlarmış ve İspanya normalde tercih ediliyordu ama bu da bir avantaj olarak haberlere yansıyor. Böyle mi gerçekten? Efendim, Ekim ayı çok iyi geçecekti İngiltere pazarında. Ta ki Sayın Sağlık Bakanımızın vaka ve hasta çaprazlamasını açıklayıncaya kadar ve onun üstüne de İngiltere hükümeti rakamların güvenli olmadığını gördüğü için de Türkiye'ye karantina uyguladı ve çok iyi giden, çok başarılı giden, çünkü İspanya kapattı. Kesinlikle almıyorum dedi ve karantina uyguluyorum dedi. İngiltere'de İspanya'dan geleceklere karantina uyguluyorum dedi ve İngiltere'de birinci pazar olan İspanya gidince Türkiye ve Yunanistan burada öne geçti ve Ekim ayı mükemmel bir ay olacakken Sayın Bakanımızın açıklamasıyla, vaka hasta açıklamasıyla İngiltere hükümeti Türkiye'ye karantina koydu. Oradan bir kayba uğradık. Fakat şu bir gerçeklik var. Virüs yaz aylarında hem havaların ısınması hem insanların açık alanda olmaklığının evlerine veya kapalı alanlara girmeyip özellikle turistik tesislerin dış mekanlarında outlet dediğimiz alanlarında insanların vakitlerini geçirmesinden dolayı da bulaş riskini çok azalttı. Özellikle de güvenlik sertifikası alan oteller hijyen tedbirlerine katı katıya çok dikkat ederek uyguladılar. Açık alandaki etkinlikleri daha çok sağladılar. Hem bu yemek olsun, yeme içme alanları olsun, hem eğlenme hem denize girme alanlarında bu tedbirlerin iyi uygulanması sonucunda da gerçekten gördük ki korktuğumuz virüsün tesislerimizde çok fazla bir yayılım göstermediğini gördük. Ta ki bu o kadar güzel insanlara hoş ve güzel geldi ki buna havalar da Allah'ın yardımıyla yardımcı oldu. Ve
İnsanlar yazlıklarından bu sefer şehirlere gelmek istemediler ve o açık alanlarda havanın onlara verdiği bu fırsatla hala virüsle baş yüzleşmemek adına, karşı karşıya gelmemek adına kendilerini güvenli ortam olarak buldukları bu yerde devam ediyorlar. Ve havaların iyi olduğu için de şu anda Çeşme'de birçok otellerimizde de bu iç pazarın getirdiği bereketi yaşıyoruz. Dış pazarda da İngiltere pazarı devam etmiş olsaydı belki de hiç ülkemize virüsün turizmde etkilerinin yaşamadığı bir Ekim ayı yaşayacaktık. Ancak maalesef İngiltere pazarını kaybettik dediğim gibi. Sonuç şuraya geliyor. Havalar çok güzel gidiyor. Aman böyle gitmeye devam etsin. İnşallah. Dışarıda oldukça açık havadaki riskimiz daha bu konuda riskimiz çok düşük. Çok düşüyor. Ve kapalı alanlara girip soğuklar geldiği başladıkları da biz daha çok virüsle karşılaşacağız gibi oluyor. Bu yüzden dolayı turizm sektörü bütün bu olumsuzluklara rağmen Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'de beklentinin üstünde gidiyor. 2019'a göre %60 kaybımız ama beklentiye göre de gerçekten beklentinin üstünde bir takım rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu da turizmciyi memnun ediyor diyebilirim. Yani akmasa da damlıyor. Kötünün iyisidir diyebileceğimiz bir dönem yaşıyoruz şu anda. Evet, gerçekten öyle. Açıkçası hem tatil süresinin uzaması hem de aslında mesela Antalya'dan, Muğla'dan, işte Çeşme'den çok böyle kalabalık görüntüler kameralara, ekranlara yansıdı ama sonrasında döndüğümüzde o rakamların o kadar yüksek olmadığı da fark edildi. Bu da önemli bir şey. Şimdi koronavirüs tamamıyla tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Eğlence sektörü ve hizmet sektöründe bence geriye bir dönüş o, yani eski dönemi yaşayamayacağız. Bu yeni döneme alışacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsanların tatil alışkanlıkları değişti. Artık uzaklara gitmek yerine biraz daha yakın yerlerdeki alanlarda, bir arabayla gidilebilecek yerlerde, işte başta İngilizler olmak üzere, tabii hep yurt dışı kaynaklı araştırmalar okuyorum ben. Ülkemizde var mı bilmiyorum henüz bu tip bir araştırma ama biraz daha böyle yakın mesafede, doğanın içerisinde zaman geçirebileceği yerleri tercih ediyorlarmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Tatil alışkanları gerçekten bu şekilde değişecek mi? Evet. Öncelikli olarak şunu da söyleyeyim. Yeme alışkanlığımız değişti. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi açık büfedeki müsriflik yerine yiyebileceğin kadar açık büfenin disiplinine göre talep edip bir başka görevlinin verdiği tabağına yediğiniz için de geçmiş yıllara göre biz %30 civarında bir tasarruf sağladık. Bu çok önemli bir rakam. Yani müsriflik yerine, israflık yerine tasarrufa dönüşen bir konsepte döndü. Yeme içmedeki bu bizim değişikliğimiz doğal olarak turizmdeki olan beklentimize ve bundan sonraki turizm yapış şeklimize de yansıması kaçınılmaz olacaktır. Bu aynı şekilde bizde olduğu gibi Avrupa'daki ülkelerde de aynı şekilde bunun bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Size şunu söyleyebilirim. Herkes de bir yurt dışına gitme ve başka ülkeyi, başka kültürleri görme merakı vardı. Ancak biz aslında dilimizdeki olan birçok güzellikleri keşfedemediğimizi bu virüsün sayesinde fark etmiş olduk. Yani bu virüsün evet ekonomik hayatımıza, dönen çarklarımıza birçok negatif etkisi oldu ama pozitif etkilerinden de illa bahsetmek gerekirse bir, israfın önüne geçti açık büfelerdeki. İki, dışarıya gidememekten dolayı, yurt dışına çıkamamaktan dolayı kendi öz kaynak ve değerlerimizin aslında farkına varma şansını da bize verdi. Şimdi buradan sesleniyorum. Diyorum ki İzmir'de acaba kaç kişi burnumuzun dibindeki Bergama'ya gitti, ziyaret etti? Kaç kişi Bergama'nın tarihi güzelliklerini ve Asklepion'u biliyor? Kaç kişi Assos'a, kaç kişi Truva'ya, kaç kişi Sard'a gitti? Buralarda gerçekten bir yabancının geldiği gibi profesyonel rehberler eşliğinde buraların hikayesini kaçımız zaman ayırıp da gidebildik? Gidenler çok şanslı ve kıymetli insanlar ama gidemeyenler tercihini daha çok yurt dışında veya Yunan adalarında veya başka kültürleri ve dilleri öğrenmek için hem ekonomik güçlerini hem de zamanlarını ayırdılar. Tam da bu noktada herkesin bu zenginlikleri gelip görmeye çalıştığı ülkemizde biz bu topraklarda yaşayanlar olarak virüsün sayesinde diyebilirim ki yurt dışına gitmek yerine bu zamanımızı ve ekonomik katma değerlerimizi kendi kıymetlerimize çevirme ve harcama şansını elde ettik. Bugün dönüp baktığımız zaman bir Göbekli Tepe, bir Göbekli Tepe'nin dışında, tarihi yerlerin dışında Kars'ın güzellikleri,
Güney Anadolu'nun güzellikleri, Karadeniz'in güzellikleri, Antalya, Kaz Dağları yukarıda, Assos, felsefecilerin bulunduğu ve Sokrat'ın bulunduğu bu güzel mekanlarda gerçekten bizim kendimizin, kendi topraklarımızda özümüz olan Anadolu'nun değerlerini tanıma konusunda da bize bir fırsat verdi. Bu fırsatı doğru kullanmak gerekiyor. Anadolu'nun bence en büyük medeniyetlerinin çakıştığı, medeniyetlerin kavşaklarının çakıştığı noktası olan güzel İzmir bu konuda birçok alanda birçok özelliğe sahip. Sağlık turizminde, tarih turizminde ve özellikle din ve bunun dışında coğrafi olarak ve hepsinden öncesi de gastronomi ve İzmir'in tanıtılacak çok önemli yerleri var. İzmir'in her hafta sonu bir güzel köşesine gidip ziyaret etmek bile bize virüsün hem açık alanda hem de İzmir'in güzelliklerini tanıma konusunda büyük bir şans verdiğine inanıyorum. Bu şansı hep olumsuzluk yönünde bakmayalım. Biz turizmciler ekonomimiz kötü gitti diyoruz, rakamlar kötü gitti diyoruz ama kötüyü herkes söyleyebilir. Biz iyi yönden bakmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda da hem finans şirketlerinin hem de piyasadaki esnaf kardeşimize umutlu ve ümitli olduğumuzu sizler vasıtasıyla da seslenmek istiyoruz. Tüm bunlara rağmen el ele biz 3 kurala uyarak pandemiyi yeneceğimiz ve turizm sektörü gerçekten bundan sonrası için daha da çok güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Bunun için de dediğim gibi 3 kurala dikkat ediyoruz. Temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz müddetçe turizmde de hiç çekinmesinler. Aldığımız tedbirlerle de kışında tekrar tesislerimize gelsinler ve bu güzel yerleri gezmek için, bu güzel yerleri keşfetmek için de virüsün bırakmış olduğu bu kötü anıları silebileceğimiz Türkiye'nin ve ülkemizin güzel yerlerini hep birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Evet, özetlediniz neredeyse ama sorularım devam edecek. Şimdi yakın yerlerde seyahat dedik. Çok güzel yerlerimiz var tabii. Mesela Foça Fransız Tatil Köyü'de uzun zamandır konuşulan şeylerden bir tanesi. Sanırım AK Parti'nin bu konuda ihale çalışması olduğu haberleri yayınlandı. Doğru. Ardından bu konuyla ilgili sizin de bir açıklamanız var. Şimdi tabii ki tekrar açılmasını istiyoruz. Özellikle ben turizm mezunuyum. Birçok arkadaşım aynı dönemde stajyer olarak Fransız Tatil Köyü'nde bulundu vesaire. Bana kısmet olmadı ama ne düşünüyorsunuz? Artık işte daha yakın yerlerde tatil yapmak istiyoruz. Foça Fransız Tatil Köyü de gerçekten aslında güzel bir yer. AK Parti'nin böyle bir açıklaması var. İhale olacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Club Med'in Türk turizmindeki önemi çok önemli. Yani bu Club Med'e karşı olan bizim turizmci olarak müthiş bir vefa borcumuz var. Bugün 2019 rakamlarına göre 40 milyon turistin geldiği ve bu rakamlarla Türkiye turizminin ilk 5'in içine girmesindeki en önemli babası diyebileceğimiz, anası diyebileceğimiz tesis Foça'daki Club Med'dir. Çünkü resort turizminin başlangıcının gerçekten kapının anahtarı olmuş bir tesistir Club Med. Ve kendi kültürüyle, kendi yarattığı turizmdeki emektaş insanlarıyla birlikte bugüne kadar geldi. 1965 yılında kuruldu Club Med ve çok insanları emekli etti. Foça ilçesinin ekonomisine çok büyük katkılar koyduğu gibi de sınırları İzmir'le değil, Ege'yle değil, tüm Türkiye'ye yayıldı ve turizm yatırımcılarına bir cesaret modellemesi oldu. O açıdan dolayı da Club Med'in buradaki devamlılığı bir aynı zamanda vefa borçluluğu olarak görüyoruz. Bizim Club Med'e karşı Türk turizmci olarak bir vefa borcumuz var. Ve Club Med'in muhakkak ama muhakkak turizm sektörüne turist getirmek, döviz getirmek ve turizm sektörüne istihdam yaratmak adına da bir ulvi görevi olduğunu inanıyoruz. Şimdi bu pencereden bakarsak bugünkü geldiğimiz yere bakalım. Hemen hemen 16-17 yıldan beri kapalı, kendi kaderine terk edilmiş, çok güzel yaşlarda ve yeşilliği olan bir bahçe kaderine terk edildiği için her geçen gün ölüyor bakımsızlıktan ve binalar her geçen gün artık onarılmaz halde çürüyor. Böylesi bir yerde biz Club Med'in tekrardan ihaleye çıkması konusunda çok baskıcı olduk. Bu konuda Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy da geldi. Yerinde keşiflerde bulundu. Mehmet Ersoy'dan önce de Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay gelmişti. Hemen hemen bütün turizm bakanlarının ziyaret ettiği ama
bir türlü hiçbirinin de kaderini değiştiremediği bir Club Med serüveni izliyorduk. Ancak şimdi görüyoruz ki tekrardan ihaleye çıkacak. Biz buna çok seviniyoruz. Ama bununla beraber de kaygılarımız yok değil. Biz sizin vasıtalarınızla buradan bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz sesimizi ve altını da çizmek istiyoruz. Bir, Club Med ne olursa olsun bir özel inşaat rantiye firmasına rezidans adı altında, yani bir kısmını otel yapalım ama geri kalan kısımlarını ve büyük kısmını da ikinci konut anlamında olabilecek ekonomik durumu iyi olan insanlara yazlık şekliyle verelim. Ama kenarda da tesisin bir kenarında da şeklen kağıt üstünde bir otelcilik mantığı da yapılsın görülsün diye bir yaklaşım. Bunu reddediyoruz. Club Med böyle bir yer değil. Gayrimenkul olarak o toprağın, arazinin kıymeti çok önemli. Önündeki denizi çok önemli. Bu güzellikler kişilere baki kalmaması lazım. Dünyanın her bir yerinden gelen turistlerin hem döviz getirerek hem de bu güzellikleri görmesi lazım ve tanıtımımızı yapması lazım. Bir, demek ki rezidansın olmaması lazım. İki, siz projeyi gördünüz mü? Hayır, görmedim ama kaygılarınız var ama. Kaygılarımız şundan dolayı var. Biz bu yerin hakkıyla bir turizm projesi olmaktan başka bir şeye dönüşmesinden dolayı korkuyoruz. Bunun için de biraz önceki dediğim rezidans projesine karşıyız. İki, devletin vakıfları veya devlete ait kurumlara da buranın bir kamp, bir dinlenme tesisi gibi verilmesine de karşıyız. Çünkü bu kadar kıymetli ve güzel bir yerinde attığımız taş da üskürttüğümüz kuşa değmesi için Türkiye ekonomisinin dövize ihtiyacı var. İşte bugün dövizin geldiği noktayı görüyorsunuz, işsizliğin geldiği noktayı görüyorsunuz, devletin KDV'ye, muhtasara, yeni vergilere, SGK'ya ihtiyacı olduğu için biz bununla bu kadar kıymetli gayrimenkul değerlerinin de bir devlete ait bir dinlenme tesisi veya bir kamp olmasına da karşıyız. Yani buranın gerçekten bir turizm mabedi olmasını istiyoruz. Turizm mabedi içinde turizmin gerçek aktörlerinin burayı yönetmesini istiyoruz. Ve bunun da dünyadaki örnekleri çok fazla, hem ülkemizde hem de dünyadaki turizmdeki söz sahibi olan insanların buraya alıp işletmesini istiyoruz. Bu çıkacak ihalede bizim için en önemli şey gerçek turizmci işletmecilerinin buraya alarak Türkiye'ye döviz, istihdam ve vergi getirecek bir yatırım halinde işletilmesi. Yoksa birilerini mutlu etmek adına birilerine Club Med'in bu arazisinin verilerek bunu da hukuki bir mevzuatın içine koydurularak, giydirilerek hukukilik kisvesi adı altındaki asli görevinden uzaklaşması kamunun ve bizlerin vicdanını rahatsız edecektir. Dolayısıyla Club Med bu amaçla doğmuştur. Bundan sonra da bir turizm mabedi olarak, turizme hizmet edecek olan bir müessese olarak devam etmelidir ki bu ancak kamuoyunun vicdanını rahatlatır ve herkesin arkasında duracağı bir proje olarak karşımıza çıkar. Eğer bu yapılırsa sonuna kadar destekleriz. Ama biraz önce saydıklarımdan bir tanesi yapılırsa bu gerçekten bir son derece üzücü, hayal kırıklığı olur ve kamunun vicdanında da müthiş derin bir acı bırakır diye düşünüyorum efendim. Çok güzel açıkladınız. Gerçekten Club Med, yani özellikle o dönem turizm öğrencileri için, benim için de güzel ve önemli bir yerdi. Dediğiniz gibi İzmir için çok önemli bir yer. İnşallah geçmişteki gibi bir yer olarak devam eder. Mehmet İşler de bu konudaki kaygılarını ve endişelerini dile getirdi. Şimdi gene turizm konuşacağız ama şimdi tatil alışkanlıkları değişti dedik. Şimdi hayatımız artık hijyen çok daha önemli. Değişen ulaşım ve konaklama durumu var. İşte artık insanlar uçağa binerken ya da otobüse binerken birazcık tereddüt ediyorlar. Evet. Hatta yeni kabinler planlanıyor. Böyle acayip böyle garip garip teknolojik şeyler düşünülüyor. Tabii bir çaba var. Bunlar fiyatlara nasıl yansıyacak sizce? Şimdi efendim her tedbir kendi beraberinde bir maliyeti getirir doğal olarak. Ve maliyeti getirdiği zaman da bu doğal olarak da satış fiyatlarına yansıyacaktır. Fakat bizim şöyle bir perspektifimiz var. Bu virüs ne ilk ne son olacak. Dünya tarihi daha önce birçok virüslerle karşılaştı. Bunlardan bir tanesi de İspanyol gribiydi hepinizin bildiği gibi. Ve 2 yıl kadar sürdü ve ölüm oranları çok daha fazla rakamlarla sonuçlandı. Bu virüsün içinde öngörülen süre 2021 yılının yazının sonu gibi düşünülüyor. Tabii bu iyi niyetli bir senaryo.
daha da fazla uzayabilme riski var mı? Var. Olabilme ihtimali var mı? Var. Ama şu anda öngörülen 2021'in yazından sonra bir düşüş gösterecek diye beklenti var. Dünya böyle beklentiyor. Aşıyla beraber, yeni tanı yöntemleriyle beraber, daha kısa sürede test edip daha çabuk müdahale etme şanslarını yakalama gibi filan. Dünya bunun peşinde. Ama ne olursa olsun, evet bu virüsü belki dünya, insanlık alt edecektir. Ama arkasından başka virüsler, başka virüsler, başka virüsler gelecektir. Çünkü doğanın dengesini bozduğumuz gibi insan popülasyonu da her geçen gün artarak devam ediyor. Doğa bir şekilde bunu dengeleyecektir diye düşünüyorum ve bunun için de yapılması gereken ve vazgeçemeyeceğimiz tek bir şey var. Artık bu virüsten sonra hiçbir şey virüs öncesine dönemeyeceği için hayatımızdaki hijyen koşullar her geçen gün daha fazla girecek ve bu devam edecek artarak. Evet, artarak devam etmek dediğim zaman kötü anlamda söylenmesin. Yok, belki maskeleri bırakacağız ama bulunduğumuz ortamdaki hijyen ve beraber olduğumuz hayvanlarla ilgili, doğadaki yaşayan diğer canlılarla ilgili mesafemiz, dikkat etmemiz gereken tedbirler ve şehir içinde birbirimizle olan ilişkilerimizdeki tedbirler bile artık hayatımızın bir parçası haline gelecek. Tabii ki doğal olarak bu sadece ve sadece turizm sektöründe değil, tüm diğer sektörlerin tüm ürünlerinde de beraberinde bir takım tedbirleri getirecek. Bu tedbirler de bir maliyet olarak bize yansıyacak. Ve dolayısıyla da bizim artık bundan sonraki süreçte öngörülerimizi buna hesaplayarak yapmamız gerekiyor. Biz turizm sektörü olarak da zaten birçok sektöre göre hijyende insanla iş yaptığımız için, sosyalleşmeyle iş yaptığımız için bu tedbirlere çok fazlasıyla riayet eden bir sektördük. Ve bundan sonrası için daha da çok riayet edeceğiz. Açık ve net söylemek gerekirse bugün devletin veya resmi kurumların birçoğundan çok daha hijyen ve sağlıklı, hemen hemen diyebilirim ki hastanelerden sonra en önemli hijyen tedbirlerinin alındığı, ciddi tedbirlerin alındığı kurumlar bizim otellerimiz olmuştur. Gerçekten otelcilik sektöründe biz sosyalleşmenin getirdiği ve misafirlerimizin bu virüsle karşılaşmaması adına yapmış olduğumuz özveri ve tedbirler hastanelerden sonra diyebilirim ki ikinci sırada. Havaalanları, oteller ve hastaneler diyebilirim. Yani birinci sırayı hastaneye, daha sonra havaalanları ve otelleri koyabilirsiniz. Böylesi bir algıya sahip olan otellerimiz bundan asla vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü her şeyden önce insan sağlığı, halk sağlığı önemli. Ve biz buradan yola çıkarak 2021 yılında ne yapacağız? 2023 yılında ne yapacağız? Şimdi biz bunları kendimiz planlıyoruz. Evet, belki de bu planla ilgili sizin konuştuğunuz, planladığınız toplantılarınızda olan şeyler vardır. Artık açıkçası ben biraz kaygılıyım bu konuda. Çünkü deniz, kum, güneş turizmi, Türk turizminde öne çıkartmaya çalışıyoruz. İşte gastronomi turizmini vesaire, başka şeyleri, tarihi şeyleri de çıkartmaya çalışıyoruz. Ama mesela Yunanistan'a baktığımızda orada ekolojik otellerin, tamamıyla doğal otellerin iç içe geçtiğini görüyoruz. Acaba Türk turizmi de böyle biraz daha spesifikleşmesi gerekiyor mu? Otel bazında soruyorum tabii ki öncelikli olarak. Bir kere bu dediğinize %100 katılıyorum. Çünkü düne kadar Türkiye en önemli koşan ürünü olarak kum, deniz, güneşi getirmişti. Ve bunun yerine artık alternatif turizm diyebileceğimiz yeni bir takım spekleri koyması gerekiyor. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in algıdaki farkındalığı, kendisi de makam arabasının arkasına bir bisiklet koyarak yarattığı bir bisiklet turizmi var. Evet. Bugün daha önceki belediye başkanımız Sayın Kocaoğlu'nun çalışmalarından dolayı bir Eurovole dediğimiz bizim bir rutumuz var. Şimdi Eurovole'yi yaptık ama aktif hale getirememiştik. Tunç Bey'le beraber İzmir'in çevreci bir ve insan sağlığına aktif holiday istediğimiz bir konsepti destekleyici bir yeni formatına geçiyoruz. Yeni bir format atılıyor. Bu konuda mesela bir bisiklet turizmi çok önemli. İki, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz yayla ve ormanlarla ilgili olabilecek, doğayla ilgili olabilecek yeni bir turizm konsepti. Yani hepimizin bildiği gibi sağlık, din, tarih ve gastronomi, kongre vesaire gibi yanımızdaki turizm çeşitliliklerinin yanına aslında farkına varamadığımız, bakın 42 milyar euro sadece Avrupa'daki
bisiklet turizminin girdisi 42 milyar euro. Kruvazör turizmi diye bahsettiğimiz turizmin ise bir yıllık toplam rakamı 32 milyar euro. 36 milyar euro, özür dilerim. 42 milyar euro bisiklet turizmi, 36 milyar euro kruvazör turizmi. Aslında kruvazör turizmi ben diye bağırdığımız bir konsepti de geçebilecek kadar son derece insan sağlığına uyumlu, sağlıklı toplumlara yaratabileceğimiz, doğayla da insanı buluşturacağımız, doğaya da zarar vermeyeceğimiz bir turizm modelinden bahsediyoruz. Bu modelinde ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in danışmanlarıyla birlikte ilklerin ve öncülerin şehri olan İzmir'in de bu bisiklet turizminde çok öne geleceğine inanıyorum. Ve bunun da ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu çalışmaları da büyük bir takdirle izliyoruz. Biz de bu çalışmaların bir parçası olarak ve aslında bu konseptin de bundan sonra yıldız olacağını görüyoruz. Bir yandan da Turizm Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız da yeni yayınladığı bir genelgeyle de bisiklet dostu oteller sertifikası vermeye başladı. Biz bu iki projeyi birleştirerek İzmir'de vatandaşlarımızı ve turistlerimizi İzmir'e bisikletle gezdirmeyi ve bisikletli bir İzmir yaratmayı düşünüyoruz. Bu mesela bu konseptlerden bir tanesi. Ama bununla beraber korona ile birlikte de yeni yeni konseptler gelişmeye başladı. Mesela bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi çadır turizmi. Diğer taraftan bizim bu karavan turizmi. Mesela, evet. Yani yeni dilimize almadığımız, konuşmadığımız, geriye ötelediğimiz birçok şey masanın bu tarafına geçerek gündemimizi oluşturuyor. Türkiye'nin bir kere son derece zengin doğası, güneşi ve yaratmış olduğu bu zenginlikleri açısından da her türlü turizm modeline, spor turizmi de dahil olmak adına hepsine son derece uyumlu bir dokusu var. Önemli olan bu dokuyu doğru kullanabilmek. Virüs bize birçok şeyimizi geçmişe dönük aldı götürdü ama yeni şeyleri söyleyebilme kavramları ve düşünebilme yetilerini de bize verdi. İnsanoğlu böyle bir zorluklara karşı olduğu zaman zor oyunu bozar misali yeni kavramlarla barışık olmaya ve onlarla üretkenliğine devam etmeye çalışıyor. Bence virüsün çok kötü yanlarını konuşarak toplumsal algıda bir karamsarlık yaratmak adına onun bize verdiği fırsatlarla ileriye bakmak adına planlamamızda daha çok önem arz ettiğine inanıyorum. Bu anlamda da turizm virüsle beraber yeni kavramlarla tanışacak, yeni modellemelere gelecek. İzmir için de bunlardan bir tanesi, bakın bir daha söylüyorum, kruvazör turizmi 36 milyar euro yıllık Avrupa'da girdisi var. 42 milyar euroluk ve bu konuda da İspanya bir numara, en büyük payı İspanya alıyor. Fransa, İtalya alıyor. Yunanistan var. Yunanistan'da bisiklet dostu oteller var. Ama bizim ülkemizde daha hiçbir tane yok resmi logolu. Türkiye bisikletle tanışacak. Bisiklet çok önemli. Bunu ilk fark eden İzmir'di. Sayın Kocaoğlu'yla Eurovole'ye girdik. Ama biz Sayın Tunç Soyer'le de bunu taşlandıracağımıza inanıyoruz. Buradan değerli başkanıma bir mesaj göndermek Buyurun. İstiyorum. Sayın başkanım, İzmir'e çok büyük emekler veriyorsunuz. Her alanda, her sahada sizin bu çabalarınızı biz gözlemliyoruz. Özellikle de turizmin içinden gelen bir başkan olarak sizi çok iyi anlıyoruz ve bu çabalarınızı da takdirle karşılıyoruz. Ve bisiklet konusundaki liderliğinizi ve önderliğinizi de sonuna kadar destekliyoruz. İzmir'i biz tüm Türkiye'nin emsal olarak göstereceği ilklerin ve öncülerin bir şehri olarak bisiklet turizminin de başlangıcı olmasını istiyoruz. Sağlık turizmini biz ortaya attık. İstanbul kaptı, Antalya kaptı ama bisiklet turizmini bırakmayalım. Sizin başkanlığınızda İzmir tüm Türkiye'ye emsal bir bisiklet turizminin merkezi haline getirelim değerli başkanım. Bu arada tüm turizmciler olarak da sizi alkışlıyoruz. İyi ki bizim başkanımızsınız. İyi ki İzmir'in başkanısınız. Emeklerinize de buradan hepimiz çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Çok güzel, çok güzel bir mesajdı. Ayrıca başkanımıza da ileteceğiz Tunç Soyer'e. Mehmet İşler, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Turizmle ilgili ya da Türk turizmiyle ilgili aslında birçoğumuzun, hepimizin kafasında kaygılar var. Turizmci olanların da vardır.
bir taraftan da tatile çıkmak isteyenlerin de. Ama gördüğünüz gibi etik başkanımız Mehmet İşler özellikle Ege bölgesi ve İzmir nezdinde otellerimizin güzel olduğunu, turizmcilerin dikkatli, titiz ve 3 kurala uyarak bizleri beklediğini, hazır hava sıcaklıkları da böyle devam ediyor. Eğer hala tatile çıkmadıysanız alternatif ülkemize birçok seçenek olduğunu lütfen hatırlayın diyorum. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum Mehmet İşler size. Buyurun. Son bir söz söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Esnaf merak ediyordur 2021 nasıl olacak diye. 2021 2019'un %30 altında olacak. 2019'daki rakamlarımıza göre %30 altında gerçekleşecek. Ancak hemen hemen 2020'ye göre de %100 bir artış bekliyoruz. Ve yeri gelmişken de şunu söylemek istiyorum. Son mühür İzmir'e yeni bir soluk aldırdı. Yeni bir nefes getirdi. Sizlerle çok daha güzel yerlere geleceğine de inanıyorum. Dolayısıyla sesimiz ve soluğumuz olduğunuz için tüm turizm camiasının sizler vasıtasıyla kamuoyuna sesimizi duyurmanızdan dolayı da Etiğin Değerli Yönetim Kurulu üyeleri adına ve tüm turizmciler adına size minnet ve şükranlarımı iletmek isterim. İyi ki varsınız, iyi ki sesimiz ve soluğumuz oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Günbaşı 4'de Etik Başkanımız Mehmet İşler bizimle birlikteydi.